Herkese merhabalar, bu videomuzda e-defter başvurusunun nasıl yapıldığını göreceğiz. Daha önce indirmiş olduğumuz web soket uygulamasını çalıştırıyoruz. Eğer bu yoksa bunu indirmemiz gerekiyor. Arama motoruna imza soket yazılımı yazıyorsunuz. İçhan site, Gel İdaresi Başkanlığı'nın Ne giriyorsunuz. Zaten iniyor, onu bir yere kaydedebilirsiniz. Şimdi ben onu çalıştırıyorum. Bu bizi bu kutucukları işaretleyip run diyorsunuz. Eğer böyle bir sayfa gelirse gelişmiş butonuna basıp localhost sitesine ilerle diyorsunuz. Biz güveniyoruz çünkü gelebilir asın sitelerine. Bu sayfayı görüyor olmanız lazım. Bu sayfayı gördükten sonra e defter başvurusunu yapabilirsiniz. <laughs> Yeni bir sekme açıp arama motoruna e-defter başvurusu yazıyoruz. Açılan sayfada e-defter başvurusu sayfasına giriyoruz. Açılan sayfada elektronik başvuru yapmak için tıklayın. Bu sayfada işlemlerimizi yapamayız. Neden? Çünkü Java ile yapmamız gerekiyormuş. İmzalama aracı desteğiyle başvuru yapmak için tıklayınız. Yazan linke basın. Bu açılan sayfada bilgileri doldurduktan sonra başvuru yapabiliriz. Vergi numarasını yazalım. Mükellefim. Sadece yıldız alanları doldurmak yeterli. Mesela hangi yazılımı kullanıyorsanız defter gönderimi için o yazılımı seçeceksiniz. Biz Orca kullandığımız için onu seçtik. <laughs> Başlangıç tarihini seçin. Adres yazın. Çok önemli değil burada yazan bilgiler. şirket yetkilisinin telefon numarası şirketin veya yetkilisinin mail adresini yazıyoruz. Şirket yetkilisinin irtibat bilgileri, adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu ve mail adresini yazdıktan sonra başvuru butonuna basacağız. Başvuru butonuna bastıktan sonra bu sayfada herhangi bir etkileşim olmaz. Şu açılan Java sayfasını açıyoruz. Daha önceden tamladığımız AKİS sertifikası yukarıda görüyorsunuz. Tamlı kartlar kısmında. Bu yapılmış olması lazım. <laughs> Aşağıya malum yuvi şifresini yazdıktan sonra giriş butonuna basıyoruz. Sonra en altta sertifika bilgileri göründükten sonra imzala butonuna basabiliriz. Bastıktan sonra o sayfa kapanıyor. Biraz bekliyorsunuz da yukarıda işlem başarılı uyarısını gördükten sonra işlem tamamdır. Daha sonra başvuruyu sorgula sayfasından başvurun gerçekleşip gerçekleşmediğini de görebiliriz. Bakın sorguladık. Başvuru tarihimizi gösteriyor burada. İsterseniz indirebilirsiniz.